Yani ortam buna çok müsait. Maalesef Avrupa'da Müslümanlara karşı kullanılan bu dil, bu tarz saldırıları meşrulaştırıyor maalesef, normal hale getiriyor. Ben 2016 yılında yazmış olduğum bir yazıda Avrupa'da aşırı sağ terörü beklemeliyiz, büyük terör hareketleri gerçekleşebilir gibi bir yazı yazmıştım. Çünkü gelişi o dönemden görüyorduk. Özellikle bu Müslümanlara karşı kullanılan dilden dolayı, nefret dilinden dolayı bu kadar ötekileştirmenin, şeytanlaştırmanın, düşmanlaştırmanın bir sonucudur bu. Ama mesele sadece aşırı sağ gruplarla ilgili de değildir. Bunlar evet fanatik gruplar, fakat bütün bu fanatizmi, bütün bu nefreti meşrulaştıran arkasında bir medya var. Demin Ahmet Bey bahsetti, bunu bir saldırı olarak siz nitelendirirseniz, burada aslında yapılmak istenen şey terörü, efendime söyleyeyim, kör şiddeti sadece Müslümanlarla ve İslam'la özdeşleştirmektir bu. Halbuki bu saldırının arkasında demin bahsettiğim ırkçı beyaz bir ideolojinin olduğunu, beyazların üstünlüğüne inanan ve işin arkasında yine Hristiyanlıktan da etkilenen, Hristiyanlığın da daha doğrusu Hristiyanlığını ön plana çıkan bir teröristlerden söz ediyoruz. Fakat biz bunu dinin, yani terörün bir dini olmaz, her gruptan, her toplumdan terörist çıkabilir, buna inandığımız için bunlara Hristiyan teröristler demiyoruz. Ama eğer biz Batılıların kullanmış olduğu, Batı medyasının özellikle kullandığı dil kullanacak olsaydık, bugün biz bir Hristiyan terörizminden bahsetmemiz gerekirdi burada. Fakat bütün Hristiyanları bundan sorumlu tutmamız mümkün değil. Bu akla ve mantığa aykırı. Fakat Müslümanlar söz konusu olduğunda bütün Müslümanların töhmet altında bırakıldığını görüyoruz. Yani demin bahsettim size. Mesela Batı'da bugün ırkçılığa karşı, efendime söyleyeyim, daha doğrusu terörizme karşı, aşırı sağa karşı, terörizme karşı çeşitli programlar yürütülüyor. Radikalleşmeye karşı biliyorsunuz. Bu radikalleşme karşıtı programlarda sadece Müslümanların bu programların bir parçası olduğunu görüyoruz. Yani bir masanın etrafında oturdukları zaman, efendime söyleyeyim, Batılı herhangi bir ülkede polis eğer radikalleşme karşı bir program yürütüyorsa, davet ettikleri kişiler hep Müslümanlar. Fakat sadece radikalleşme Müslümanlarla ilgili bir sorun değil. Bakın görüyorsunuz, aşırı sağda da radikalleşme var, yahut başka gruplarda da radikalleşme var. Bütün bunlar göz ardı ediliyor. Çünkü bu İslamofobik tutum üzerinden maalesef Müslümanların üzerinde, İslam dünyası üzerinde çok daha başka politikaların meşrulaştırıldığını görüyoruz. Bu aşırı sağ terör de bunun yine başka semptomlarından bir tanesi. Evet. Ve maalesef demin siz de bahsettiniz. Biz bu tarz saldırıları maalesef yakın gelecekte göreceğiz. Eğer dramatik, ciddi önlemler alınmazsa, fakat hala ben Batı'daki siyasetlerin böyle önlemleri almaya yakın olmadıklarını düşünüyorum. Çünkü siyaseten oy kaybetmekten korkuyorlar. Bunun bir bedeli olduğunu düşünüyorlar. Kendi kendilerini hapsettikleri bir şeyin içerisinde yaşıyorlar şu anda. Çünkü bu dili kendileri inşa ettiler ve şimdi çıkıp da evet başka terör grupları da var, bunlar da tehdit ülkemize demeleri kendilerine ciddi oy kaybettireceğinden korkuyorlar. Bakın mesela Trump bu saldırı ne kadar süre oldu? Hiçbir bununla ilgili açıklama yapmadı, tweet atmadı. Çünkü kendi oy tabanında, oy aldığı kitlenin de böyle bir ideolojiye sahip olduğunu da biliyor maalesef. Evet, Diğer son bir Batı cümle alalım ülkelerinin Enes liderleri de Bayraktar. bundan korkuyorlar.